Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeğen hoş geldin. Hoş bulduk İlyas abi. Sen gelir miydin buralara? Hayıp, neredesin sen? Ya öyle geçiyordum, gördüm seni, hazır kuşlarla beraber yakaladım ha. Ya bu videoyu da açmışsın. Ya bizim arkadaşlarla bu gırtlakta balgam muhabbeti açıldı da. Yakın aylarına hastalığı zaten herkesin. Hazır seni bulmuşken abi. He. Onun cevaplarını da alayım, arkadaşlara kanıt olarak gösteririm bunu ya. Yani bizim söylediğimize itibar edecekler mi? Yani bence ederler. İlyas hocasın sen, koskoca İlyas hocasın ya. He, Allah razı olsun, sağ olasın. Şimdi İlyas abilerin derdi zaten o da, herkesin sorunu. Evet. Şu bir şey soracağım, şu su sarı mı? He? Evet. Bunda şimdi vitamin var. Vitaminli su veriyorum. Bunlar da yavru. Yani bunları annesi yedirmiyor mu? Yediriyor. Ben takviye yapıyorum. Aslında anne babaları bunlara çok güzel bakıyor. Ama ben bunları olduğundan daha sağlam. Mesela bak şimdi bu kuşu, yavru, bak avucunu alamıyorsun dolu için. İşte böyle elle baktığın zaman bu artıları oluyor. Gel bak. İlyas abi. Bak nasıl yiyor, yaklaştır. Bak herkes de görsün ya. Bak. Bunu sen yapabiliyor musun? Yok. Yapamıyor değil mi? Bizimkiler bak, yemiyor ya, biz beceremiyoruz onu ki. Şimdi bunu biraz da el becerisi lazım. Yani aynı anne babanın ona kustuğunu verebilmek yani. Yani İlyas abi bizimkiler nazlı ya. Gerçekten yemiyorlar ya. Nazlı değil de onu beceremiyorsunuz. Onu bir alıştırırsan, bakınız bu yem olayında var ya arkadaşlar. Şimdi ben bunlara normal karışık yem veriyorum. Yem olayında bunu köşeli yem, buğday veremezsin. Çünkü niye? Şu pompayla veriyorlar. Bastığın zaman gırtlağını yırtıyor. Kuşun nefes borusuna kaçıyor, kuş da öldürüyor. Onun için arkadaşlar bakınız, karışık yemlere o küçük minik olanlar var ya. Ya gidin yemciden alırken o küçük miniklerden 3-4 çeşit alın. Bir de kabuksuz muhabbet yemi katın ona. Katın, ondan sonra günlük yapın. Yavruyu bir iki sefer zorladığın zaman onun suyunu bir alması yeterli olduktan sonra ağzını açıyor zaten. İlyas abi. Bak şimdi. Evet. Bu güvercinler yavru gibi de durmuyor maşallah ya. Çünkü iyi baktık onlara. Ha, bayağı büyümüşler bayağı. Ben sana şeyi soracağım asıl meselemiz. Bu göz sulanması olayı var ya. Bak bunlar. Göz sulanması. Göz sulanması olayı neden kaynaklanıyor? Söyleyeceğim sana kardeşim şimdi göz sulanması. Şimdi göz sulanması, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Bakınız 4 kalem. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı 5 kalem. Hepsi ciğer kaynaklıdır. Ciğer sebebi ne? Şimdi sebebine geleceğim kardeşim. Şunları ben bir yuvaya atayım. Şunları yedireyim de. Bunlar hep tok gerçi de. Bak görüyor musun nasıl alıyor yemi? Bunu alıştırırsan yapar. Oo, bizimki bize trip atıyor ya. Trip atar. Sen yavru yedireceğin zaman takviye olarak beni bir çağır. Ben sana sistemi yerinde bir göstereyim. Çünkü her kuşun... Evet, bu da böyle. Bunlar da toktu da ben böyle akşamdan aradan böyle biraz daha veriyorum onlara. Gir içeri, gir. Dönme geri. Hadi gir içeri. Gir. Hadi dönme. Geri dönme. Hey maşallah ya. Evet. Gel yavrum, gel. Tamam. Sen ne sormuştun bana? Göz sulanması abi. Estağfurullah, böyle şey mi olur ya? Bak şimdi güzel kardeşim, sen kimle tartıştıysan şu videoyu onlara çok güzel ilet. Niye ilet? Şimdi mesela bana da şimdi çok yazan var. Messenger, WhatsApp üzerinden, grup üzerinden çok yazan var. Bakınız arkadaşlar, özellikle bu videonun çekilmesinde çok yarar var. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı tamamı ciğer kaynaklıdır. Yani bir kuşun ciğerinde arıza varsa hem bu hastalıklar ortaya çıkar hem de normal hastalıklara karşı da açık olur. Şimdi ciğer tedavisini yapmadan, yani ciğerde tedavi yapmadan gözüne bir şey yapamazsın, ağızda yapamazsın. Yani hepsini birlikte yaparsın da şimdi bunu anlatacağım size. Bakınız. Monodoks ciğer için 10 numara bir ilaçtır. Antibiyotiktir. Monodoks 100 milim kapsül. Bunun için 10 numara bir ilaçtır. Yani önce monodoksu içiriyoruz. Gözde mi sorun var? Alıyoruz göz damlasını, gözde damlatıyoruz. Bakınız burada göz damlasını uygularken şuna çok iyi dikkat edin. Hayvanı iki ayağınızın arasında oturduğunuz yere böyle sıkıştıracaksınız. Kafasını yatıracaksın böyle. İki damla taktın. Bak göz kapağıyla bu şekilde oynayacaksın. O içindeki pislik dışarı çıkacak. Kafasını bir düzelttiği zaman o gözünü oynattı mı akıyoruz abi. İlyas abi şimdi şöyle bir sıkıntı var ama. Ciğer kaynaklı diyorsun ya sen. Evet. Ya biz gözü tedavi ettik. Ciğerde sıkıntı varsa o zaman yani yine nüksetmeyecek mi bu hastalık? Sen vallahi çekimle uğraşıyorsun. Beni dinlemiyorsun. Diyoruz ya önce monodoksu içiriyoruz. Ciğere gönderiyoruz. Gözde problem varsa gözdeki damlayı kullanıyoruz. Konuyu bağlantıyı kur. İki şekilde. Yani gırtlakta balgam da olsa yine monodoks kullanıyoruz. Sonra hibrodoksu da gırtlaktan kullanıyoruz. Şimdi onu anlatacağım. Bakınız. Ciğer kaynaklı olduğu için öncelikle monodoks içiriyoruz kuşa. Ciğer kaynaklıya ne problem var başka? Göz. Gözünü yatırıyoruz, damlaya döküyoruz, oynatıyoruz. İçine girecek. Kuşu doğrultuyoruz, sıktık. Top döküldü. Tekrar yatırıp bir damla daha verip ondan sonra oynatıp içine girmesini sağlıyoruz. Göze aldık tedaviye. Ne sürede tedavi tamamlanmış sabah diyebiliriz? Akşam. Sabah akşam 7 gün. 7 gün boyunca. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela doktor bize gideriz 12 tane iğne yazar. 6'sını vurduğumuzda iyi olduk. Ondan sonra deriz ki ya nasıl olsa iyi oldum. İşte bu yanlış. Kardeşim uygula şunu 7 gün. 4 güne iyi oldu diye kuşu bırakma. Yani zerre dahi bıraksan çünkü ileride artacaktır. Şimdi gözü anladık. Monodoksu içirdik. Gözüne de. Bunu 7 gün. Monodoksu günlük bir sefer. Sabah akşam. Varsa vaktin öğleye de yap gözündeki uygulamaya. Şimdi diyelim ki gırtlağında balgam var. Ağzını açın kardeşim. Bak bu gırtlak deliğini görürsünüz. Etrafında sümük tarzı bir balgam var. Şimdi yine monodoksu içireceğiz ama içirme. Al eline kulak kürdanını. Kuşun ağzını aç. Gırtlak deliğinin etrafındaki o balgamı bir al. Aldın kardeşim. Monodoksu içirdin. Ne yaptık? Ciğere tedaviye yolladık. Peki ağızda ne yapacağız? Bakınız monodoks, hibrodoks. Amca çocukları. Ama hibrodoks da ciğeri tedavi edemezsin sen. Bak hibrodoks da ciğeri tedavi edemezsin. Burada bu yanılgı var. Adam şimdi gözü hasta hibrodoks takıyor gözüne. Bu iş öyle değil. Şimdi ne dedik? Monodoksu içirmeden önce kulak kürdanı ile gırtlağındaki balgamı alıyoruz. Aldıktan sonra da sabah akşam aldıktan sonra da hibrodoks diline damlatıyoruz. Neden diline? Bak çoğusu şu hatayı yapıyor. Gagasını açıyor, döküyor gırtlağına. Direkt kuşu yakıyor. Yaktığı gibi de öksürtüyor. Kuş bir tuhaf oluyor. Monodoksu içirdik. Hibrodoksu diline damlatıyoruz. Çünkü zeytinyağı gibi yağlı olduğu için o yutkundukça iniyor boğazlara, buradaki alerjiyi, mikrobu öldürüyor. Bunu bu şekilde uyguluyoruz. Peki İlyas abi ama şimdi adam diyor ki ben toplu bunu mesela ben bunu yapamam. Mesela çok kuşum var, çok problem var. Bakınız. O zaman da bana ulaşın kardeşim. Toplu kümese uygulanan suya konulan bir ilaç var. Parayla değil, çok ucuz para. Yani bir sigara parası, bir paket sigara parası. Çok ucuzdur. Onu kuşlarınıza bir hafta verdiğiniz zaman balgam, burundaki bütün gırtlaktaki pislikleri ve ciğerdeki pislikleri söküp atıyor. Soracağım İlyas abi, şimdi diğer videolarını da izliyorum. Şimdi biz daha sana göre biraz çömez kaldığımız için. Vallahi biz de öğreniyoruz yani. Yaşımız bakterilerle ilgili konuşuyorsun ya abi. Şimdi biz genelde videolarında şeyleri görüyoruz. Bağırsaktaki bakteriler, yani biz şimdi kursak, akciğer için konuşuyoruz efendim. Şimdi ciğerlerdeki bakteriler için bizim kefir vermemiz gerekiyor mu şimdi o ilacı kullandıktan sonra? Şimdi her kuşçu şunu iyi bilmeli. Kullandığımız her ilacın önünden arkasından kefir muhakkak kullanılmalı. Şimdi kefir nedir? Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Kefir kendi içerisinde canlı doğal bakteri bulunduran bir içecektir. İnsan içindir, çocuklara çok önerilir. Peki hoca neden bakteri? Neden iyi huylu bakteri? Neden kefir? Hemen söyleyeyim. Bakınız. Kullanmış olduğumuz, insan için de geçerlidir ha bu. Kullanmış olduğumuz her türlü antibiyotik bizim içerimizdeki hastalık dediğimiz kötü bakteri var ya, onu öldürdüğü gibi içimizdeki iyi huylu bakterileri de öldürmektedir. Şimdi tamam ilacı içirdik. İyi huylu bakteriyi de öldürdük, kötüsünü de öldürdük, kuş iyilendi. Kümeste kötü bakteri fazla. Hemen onu alacak. İyi bakteriyi nereden bulacak? He, demek neymiş? Her ilacın önünden arkasından kefiri verip kuşlara bakteri yüklemesi, iyi huylu bakteri yükleyip dengeyi sağlıyoruz. Peki kullanımı nasıl? Bakınız arkadaşlar, ben diyorum ki 3 litreye bir su bardağı. Adam dönüp diyor bana ki ya hocam 1 litreye ne kadar koyalım? Ya abi yani bu kadar beni de yorma. Enerjimi tüketme. Ya onun da 3'te 1'i kadar yani sen bir su bardağını 3'e bölemiyor musun? 1 litreye de 3'te 1'i kadar. 5 litre veriyorsan 1,5 bardak. Hakkında ayet yok, ilaç değil. Yani kullanabilirsin bunu. Abi sözünü... Konudan çıktık ama neyse. Sözünü evet, vallahi kesiyorum. Ben de konudan konuya atayım. Şimdi merak ediyorum. Ha, bu arada bu videoyu isterim ha. Bunu ben de YouTube'da atayım. Herkes yararlansın. Ben de fark ettim böyle konuşmandan zaten abi. Şey soracağım sana. Şimdi sen ciğer kaynaklı dedin, daha şimdi ben videolarını izliyorum ama şimdi ister istemez bazı noktalar anlayamıyorsun, kaçırıyor insan. Evet. Ciğer konularını sen genelde kümese bağlıyorsun abi. Şimdi kümes muhabbetini şimdi sen YouTube'da çok detaylandırmadın yani. Bak çok güzel bir konuya değindin kardeş. Sana ben bir olay diyeceğim. Evde anneniz var, sigara içmiyor. Babanız da fosur fosur sigara içiyor. Evet. Anneni götürüyorsun doktora, diyor sana ki bu ne kadar sigara içmiş yahu. Doğru mu? Doğru abi. Niye peki annen sigara kullanmıyor ki? Ya pasif içicilikten ne abi? He, o zaman demek ki kümeste de bir pasif içicilik var. Bir şeyin içiciliği var ki o ciğerler yoruluyor yani kirleniyor. Bakınız arkadaşlar. Ciğerinde hasar olan kuş inanın bana salmonella'dan tehlikelidir. Çünkü ciğeri bitik kuşa ilaç bile tedavi etmez. Bak bunu çok iyi algılayın. Ben bunları zaman zaman anlatıyorum ama illaki bir videomdan ötekine bir eksiklik kalıyor. Çünkü neden? Yaş itibariyle zaten konuyu anlatırken unutuyorum yarısını. Hiç aklımda olmayan bir şey geliyor bana, bir bakıyorum konudan konuya atlamışım. Yaş var. Şimdi ne demiştik? Heh, abi, kümesle alakalı. Abi. Bakınız. Neden kümesle alakalı? Arkadaşlar bak bu sözlerimi iyi dinleyin. Bunu çoğunuz da biliyor. Kurumayan dışkı, sıcak kümes, yanlış havalandırma, tozlu kümes. Bu dördü kuşun ciğerini bitirir. Hani bazılarınız diyor ya, ya ilaç kullandım hiçbir fayda etmedi. Ama kümesenin kuşlarında ciğer kalmamış, onu bilmiyorsun. Ya bitirmişsin yani, kümesin içerisinde 40 derece sıcak olur mu? İnsanın beyni pişer. Şu kümesin içinde girdiğin zaman kesinlikle bir şeyle mi uğraşıyorsun? Terlememelisin. Terliyorsan o kümes sıcaktır kardeşim. Şu kümese girdiğin zaman böyle yani sen alışmışındır da hanımın girdiği zaman çocuğun ağzını burnunu tutuyorsa bil ki o pis kokuyor, işte azot üretiyor. O noktada ben unutacağım şimdi, sen bana bir şey soracaksın galiba. Evet. Bakınız abi, kardeşlerim. Kurumayan dışkı azot üretir. Kuşların ciğerlerini vurur, hasta eder. Bütün hastalıklara açık eder. Kuruyan dışkı amonyak üretir. Kuşların ciğerlerini temizler. Hani diyorsunuz ya babalarımız kuş bakardı, 1 metre bok vardı, hastalık nedir bilmezdik. Sizin sorununuz ishal. Yani çökertmiş olduğunuz böbrekler. Neden? Mineral taşları, tuz. Hani birileri çıkıp size anlatıyor ya, alçının içerisine tuz kat, karbonat kat, şeker kat. Lan zaten hayvan insan fark etmiyor, uç beyazdan uzak diye doktorlarımız bas bas bağırıyor. O da bir de alçı kimyasal. Hani kireç desek, kirecin temizleyici özelliği var. Ya arkadaşlar deriyi bile temizlerken kireç vurursun ona ya, mikrobunu alsın diye. Kireç yakıcı özelliği vardır. Bakınız kireçten yapılan sıvayı kuşlar çok sever, gider yapışır ona. İyidir, yesinler, içini temizler. Yani şimdi kardeşim çıkıyor birisi, hangi akla ziyan? Aklıma da şu geliyor, acaba bu milletin kuşu hasta olsun da ilaç mı satalım? Bunun peşindeler mi? Çok merak ediyorum. Bununla ilgili özellikle ayrı. Zaten benim bir karışımım var. Ben size göstereyim. Bakınız kümesten ben ayırt etmiyorum. Ne var bunun içerisinde? Bakınız. Ateş tuğlası. İnşaatlarda var zaten. Eski inşaatlardan çıkıyor. Bunu parçalıyorum bunun içine. İnşaat kumu. Şu beyaz gördükleriniz yumurta kabuğu. Bir de bunda mermer tozu var. Şimdi bir arkadaş şunu demişti. Gidiyorum mermerciye. Ya diyor kimyasal. Bakınız arkadaşlar. Mermercilere 2 mermeri yapıştırmak için fabrikadan gelen bir mermer tozu var. O kimyasal, o yapıştırmak amacı. Bizim kastettiğimiz o değil. Atölyede hızarla mermeri kesiyor ya, onun altına bıraktığı suyla beraber bir ince mil var, toz. Onu al kardeş. Ha, kafan rahat değilse bir parça Marmara mermeri, şeker mermeri derler. Çok yumuşaktır. Onu al, onu kır. Ya abi sen benim konuyu bayağı dağıttın da ben... Neydi konu? Ya, la ihtiyar adamız biz yeğenim. He, söyle. Abi bak... biz biliyorsun tabandan yetişmedik. Biz zaten hevesle girdik bu işe. Allah şimdi hevesle giriyoruz diye hayvanlara da yapmayalım yani, heves ediyoruz diye. Evet. Abi senin şeyin yok ya bizde. Ne? Senin videolar arasında hiç böyle örnek alabileceğimiz bir kümes videosu yok abi. Kümesle alakalı bir video çekebileceğim mi bizim için ya? Bir sürü video var. Sen izlemedin mi? Ya abi takip ediyoruz ya yani biz herhalde bizde bir kafa çalışmama durumu olduğu için yeterince idrak edemiyoruz. Daha detaylı bir şey. Ben seni anladım. Sen yalanla İlyas abiyi konuşturuyorsun. Tamam mı? Şimdi gidip arkadaşların önüne koyacağım masaya. Çünkü onlar da İlyas abisine itibar eder. Ne konuşuyorduk diyeceğim. Şunları bunlara neye itiraz ediyor? Bak bakalım İlyas Hoca ne dedi? Şimdi sen şimdi beni niye ifşa alıyorsun abi ya? Yok, onu bırak. Beni sen onlarla iddiaya da girdin. Çünkü sen benim videolarımı takip ediyorsun. Sen onlarla iddiaya da girdin. Ondan sonra iddiayı da kazanacaksın. İddianın yarısını isterim ama. Sıkıntı yok abi. Canın sağ olsun ya. Bak. Güzel kardeş, ciğer problemi demiştik ya, ciğer problemi.